Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide, eşim Fuat. Bugün biz yaklaşık bir haftalık Balkan turuna gidiyoruz. Bu videoyu çekmekte aslında kendimizi ana olsun diye çekmeye karar verdik ama eğer paylaşırsam paylaşmaya da karar vermişimdir demektir. Balkanlar bölgesindeki gezdiğimiz yerlere bu video içerisinde olacak. Turla gideceğiz dediğim gibi. Turla gitmeye değer mi bunu anlamaya çalışacağız. Bakalım izlerseniz siz de nasıl olduğunu göreceksiniz. Şimdilik hoşça kalın. Kaç kişi? Valizimiz tamam. Şimdi onu gittiğimiz yerden alacağız. Bay bay. Günaydın. Yurt dışı çıkış her şifonumuzu yatırıyoruz. Bu her seferinde, her yurt dışına gittiğimizde bana çok ilginç gelen bir şey. Daha önce Gürcistan'a ve Almanya'ya gittim. Orada da böyle bir pul yatırdık. Galiba 150 lira değil mi? Evet, kişi başı 150 lira. Bosna'ya da gideceğiz sonuçta yani. Aynen, sonuçta oraya da gideceğiz.
polis noktasından geçerken pasaport kontrolünde polis dedi ki Kosova'ya ilk gelişiniz mi? Türkçe de biliyordu bu arada. Ben bir o an kaldım, nasıl yani Kosova'ya mı geldim bence. Bu şekilde şimdi turumuzla bir önce bir şehir turu yapacağız. Anladığım kadarıyla hemen otele geçmiyoruz. Sonrasında akşam vakti otele geçeceğiz. Böyle anladım. Umarım bunu da yanlış anlamamışımdır. Sonra tekrar görüşürüz. Evet, bugün birçok şey yanlış duyuruyor olabilirim. Kosova'yı gezeceğiz demiştim ama bugün uzunca bir yol gidecekmişiz. Ve dedik ki sanki Maçka yollarına benzeyen bir yol var. Allah dedik yani bir ana yoldan sonra zor yollara geçecekmişiz birazcık. Şimdi rehberimiz burada gördüğünüz Makedonyalıymış. Böyle Türkçe konuşuyor ama çapat. Yani çok çok iyi bir şekilde konuşamıyor. Ama anlaşılıyor ne dediği. Hemen müzik açtı. İlk gördüğünüz videonun başında Lara. Ve hemen halkımız oynamaya başladı. Şimdi hala bir yeri gezemedik ama ülke değiştirdik. Kosova'dan Makedonya'ya geçtik. Kosova'yı gezeceğimizi söylemiştim. Orada hata yapmışım. Daha önce de söylemiştim. Ülke geçişinde ne yaptılar derseniz hiçbir şey. Yani şu an Makedonya'ya geçtik ama ne pasaport kontrolü, ne bunlar kim falan hiç bakılmadı. Çok ilginç geldi. Yavrum 500 sene, boy 500 sene yönetmiş bizimkiler burayı. Bayağı gevşek geldi. Sınır güvenliği konusunda birazcık ortak bir tutumumuz mevcut. Burayı da hemen göstermek istiyorum. Tünel tek yönlü. Yani şöyle bir yoldan birileri geliyor. Bize kırmızı yanıyor şurada. Sonrasında yeşil yanınca geçeceğiz galiba. Kosova'ya göre buranın yolları, yani Makedonya'nın yolları inanılmaz kötü. Sanki köy yolu gibi. Bu da çok şaşırdım. Bir anda yol değişti. Yani otobandan köy yoluna geçtik gibi oldu şey, ülke değiştirince. Ve böyle bir şey ilk defa görüyorum. Tünelde kırmızı yanıyor. Otele giriş yaptık. 4 yıldızlı bir otel. 4 yıldızlı ama Türkiye standartları için bence 2 yıldızlı gibi. Eski bir görünümü var ama manzarası güzel. Şurada gördüğünüz göl Ohri Gölü. Havuzlu bir otel. Keşke yaz olsaydı girerdik. Şöyle çevreyi de göstereyim. Evet. Şirin bir yer. Küçük, sakin. Şimdi otelimizde dün rehberimiz Türk kahvaltıları burada beklemeyin demişti. O beklentiyi çok aşağıda tuttuğu için ben de hani böyle zeytin peynir gibi şeyler bekliyordum sadece. Beklentimden daha fazla aslında söylediğimde. Ama ilginç şeyler var. Şöyle bir şey aldım. Üstünde tavuk resmi var. Açtım. Sanki ton balığı gibi bir şey çıktı. Yumurta kokuyor. Sonra dedim en garanti al, bal var, bunu al, bunu yersin. Sonra balla tereyağı al dedim. Bunu açınca şöyle bir şeyle karşılaştım. Arkasına da bakayım dedim. Sürpriz! Neyse, yiyeceğimiz şöyle. Domates, peynir. Aslında kahvaltı hiç göstermeyeyim diyordum ama sürprizlerle dolu olduğu için burası da anlatılmaya değer oldu. Gezilerde görüşürüz. Şehir turumuza sonunda başladık. Fuat tam gözükmüyor boyu uzun olduğu için. Sıktığı kadar. Dün tüm gün yolda geçti. Bugün de sabah yaklaşık bir saatlik bir mesafeden geldik buraya. Makedonya'nın Manastır şehrindeyiz. Burası Atatürk'ün de okuduğu bir şehir. Önceki zamanlarda, yani 1900 zamanlarda burası çok gelişmiş bir şehirmiş. Birçok ülkenin burada konsolosluğu da bulunuyor. Şu an çok aktif değil yalnız. Diyebileceğim şey burada kadınlar kendilerine çok iyi bakıyorlar. Yani hiçbir şekilde böyle eşofmanlı, bakımsız bir kadın görmedim şu ana kadar. Rehberimiz de onu söylüyordu. Kediler de çok iyi bakmış kendilerine. Aynen, değişik bir kedi cinsi var. Aşırı büyük. Eğer bir fotoğrafını çekebilirsem videoyu şuraya koymaya çalışırım. Çok tüylüler, çok büyükler. Şu an en geniş caddesindeyiz. Hamidiye Caddesi denilen bir yerdeyiz. Bu şekilde.
şöyle göstermeye çalışayım. Burası bizim topluluğumuz. Şöyle göstereyim. Atatürk'ün okuduğu askeri idadi burası. Manastır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde 1800'lü 1900'lü yıllarda askeri bölge olarak kullanılıyormuş. Atatürk de buraya okumaya gelmiş. Doğduğu yerden. İçini de göstereceğiz. Atatürk'e bir anıt odası da yapmışlar. Şimdi oraya giriyoruz. Alıp gitme, alıp gitme, daha var. Fuat Türkiye'den salam getirdi. Şimdi burada kedileri besliyor. Sırf sevdirsinler diye rüşvet verdi. Başka türlü sevdirmiyor bu tabanaklar ya. Evet. Ya, evet. Bak diğerleri de geliyor. Şurada da var bir tane pusuya yattı. Askeri idadinin önündeyiz. Herkes içeri giriyor Fuat. Tamam. Hala kedi besliyor. Şimdi Atatürk için hazırlanan anıt yerine geldik. Çok hoşuma gitti gerçekten. Burada unutulmaması, geniş bir yer yapmışlar. Söyleş tarafları da göstereyim. Milli mücadelenin en büyük tekniğini Sakarya'dan o anlayışla uzaklaştırdı. Burası sonradan düzenlenmiş. Yakın bir zamanda yapılmış. Ve Ankara'daki yeni hükümet, burası kıyafetleri. Bağımsızlığı cinsel adlandırılmış. Oy birliğiyle hayal. Bu şekilde. Bir yana görünce dayanamıyorum. Virtüöz Macide. Ankara'nın bağlarından yürüyen yolları ne zaman sarhoş oldum ki kaldıramıyorum kolları. Fuat yine kedi buldu. Kedi buldu yine. Ama bu güzel sevdiriyor, kaçmıyor, rüşvetsiz sevdiriyor. Sen çok tatlısın. Her yerde kedi sen seveceğiz gibi. Tatlısın. O da orada bakıyor. O sevdirmiyor. Sevdirme, dön arkanı. Japon elması mı? Yok. Buranın yerli elması değil mi? Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Manastır'dan sonra tekrar Ohrid'e döndük. Otelimizin bulunduğu yere. Burada şöyle göstereyim. Kastamonu evlerine benzeyen evler var ve devlet koruması altındaymış. Bir tek çivi bile çakılamıyormuş. Restorasyon izni yokmuş. Yani eski bir yerleşim burası belli. Şirin bir yer, butik bir yer. Ama şöyle söyleyeyim, ilginç gelen yanı şuradan hala araba geçiyor. Şu dar yoldan. Bu sokağı yayalaştırmamışlar. Evet, kenara çekilmek zorunda kalıyoruz. Ohri'de Osmanlı zamanında, Osmanlılar buraya geldikleri vakit çok fazla kilise varmış ve yeni kilise yapımında. Şurada gördüğünüz minare gibi çok kısa bir şekilde minarenin yapımına izin vermişler. Yani dini engel yokmuş ancak camilerin kubbesinden daha yüksek bir minare yapamamışlar. Yaklaşık 15 dakikadır yokuş çıkıyoruz. Buranın neydi burası? Ohrid Kalesi. Kale kilitli mi?
Oo, inanmıyorum. Şuraya çıkmaya çalışıyorduk. 15 dakikadır uğraşıyoruz. Ama kilitliymiş. Bizim turdan gelen iki kişi. Kilitli olduğunu söyledi. Şu an çok pişmanım Fuat. Yemek yiyelim dedi. Ben kaleye çıkalım diye tutturdum. Üzgünüm Fuat. Rehberimiz sağ olsun. Gene kilitledi bizi. Aynen. Hadi dön. Şuradan ben görelim en azından. Bu yola çıktık madem gel. O kadar yok kadar ben daha çıkmam. Yürü yürü. Hayır gel. Yürü. Gel ben daha gitmem. Çok yoruldum zaten. Çok terledim. Hadi gidelim güzel bir yemek bulup yiyelim. Umarım yemekler güzeldir. Öyle düşünelim. Bu tura dair bütün olumsuz söylemler biz gelmeden önce olumsuz olarak bildirilen bütün yorumlar yemek üstüneydi. Yemekler hep helalliğinden çok şüpheli oluyor. İşte lezzeti düşük oluyor falan gibisinden. Evet ben de iki gündür yani dün akşam ve bu sabah olmak üzere çok bir şey yiyemedim gerçekten. Yani otelimiz için bu söylemler doğruydu. Yani helalliğine dair otel güvence verdi ama işte köfte çok kötüydü. Ben yiyemedim. Ki ben bir etçil canlıyım. Bundan sonrası ne olacak? Kale bay bay. Ohrid'de şehir meydanına geldik. Burada Aziz Clement'in bir heykeli var. Anıtı var. Aziz Clement o Kiril alfabesi olarak bildiğimiz alfabeyi yazmış. Daha sonra da hem alfabeyi hem de kendine ait bir Hristiyanlık mezhebinin yayılımı için çalışmış. Daha sonra Papa kendisini ve kardeşini Vatikan'a davet etmiş. Rehberimizin anlattığına göre tabi bu bilgiler. Vatikan'ın kendisini öldürdüğüne dair rivayetler varmış ama Vatikan'ın resmi açıklamalarının kendisinin ve kardeşinin yaşlılıktan Vatikan'da doğal sebeplerden vefat ettiği yönünde. Bugün de kendilerinin Vatikan'da belli mezarları bulunuyormuş. Belki de öldürülmüşlerdir. Bunu bilemeyiz. Burası için çok kutsal bir adammış. Hem kendisi hem kardeşi. Çok fazla da zaten şey var. Ohrid şehrinde 365 tane zamanında kilise bulunuyormuş. Evet, onu diyecektim. Çünkü buradaki mezhebe göre yılın her gününün bir azizi varmış. Bu azizlerin her biri için birer kilise zamanında inşa edilmiş. Daha sonra Osmanlı yönetimine girmiş. Zaman geçmiş. Bugün o kiliselerden 40 tanesi aktif olarak ibadete devam edebiliyormuş. Fuat dinlemiyor gözüküyordu ama benden daha iyi dinliyorcaktı. Lütfen dinlemek çok güzel anlattı gerçekten. Ben bu kadar iyi anlatamazdım. Şimdi gezimiz biraz yağmurlu olduğu için gitmek istediğimiz bir yer vardı. Oraya gidemedik. Hava şu an soğuk. Kabanımı da almadığım için üşüyorum. Burada Migros gibi bir yer bulduk. Aslında oraya girdik. Migros ya. Yani burada adını aynen değiştirmiş ama bizim Migros. Migros'un kendi ürünleri falan. Ben şöyle bir şey aldım. Şu an canım tuzlu bir şey istiyordu. Ben de içeceklere takıntılı olduğum için denemediğim içecek kalmasın diye Fanta'nın böyle bir versiyonu varmış. Şu an burada reklam yapıyor gibi olduk. Biraz Migros yok, şöyle cips böyle cips. Paket açılımı yapıyoruz. Bakalım bunun tadı nasılmış. Ruffles. Ha. Ruffles. Biraz karnımızı doyuralım şimdi. Geç bakalım. Farklı. Benlik değil. Benlik, ben beğendim. Afiyet olsun. Eyvallah. Günümüz koşturmacalı, bol gezmeli geçti ama
bize rehberimizin hiç söylemediği, gidin demediği bir yeri keşfettik. Turumuzda bir iki kız arkadaş dedi ki biz böyle bir yere gittik, bir ormanın içinden geçtik. Yağmur yağdığı için biz gitmekten vazgeçmiştik boş zamanımızda. Ama iyi ki gelmişiz, cennet gibi bir yere geldik. Yine gölün kenarında. Burası bir kilise. Ama o kadar güzel ki. İyi ki gelmişiz. Yani gelmesek ve sonradan ben buranın bir şekilde öğrensem nasıl bir yer olduğunu çok çok üzülürdüm. Şu doğaya bakar mısınız? Arka kameradan da burayı göstermeye çalışayım size şimdi. Şöyle gölün kenarına kurulmuş. Yanda evler var. Doğanın içinde bir kilise. Yani cennet burası mı dedim Fuat'a. Gerçekten çok güzel, çok çok güzel. Bakarken böyle bana Yunan adalarının fotoğrafları olurdu, orayı görürüz ya. Şuraya bakar mısınız? Sanki öyle bir yer gibi. Gerçi zaten Yunanistan'a çok yakın burası. Bayıldım. Muhteşem. Yani Allah'a binlerce kez şükür, bu nasıl bir yaratmak. Bayıldım. Bir doğa yürüyüşü bulduk. Yani doğal şeyleri gerçekten ikimiz de çekiyoruz. Bir sessiz olalım, sesi dinleyin. Kuş seslerini duyuyor musunuz? O kadar güzel bir yer ki, cennet dedim ya, yani cennet gibi. Bayıldım. Burası Ohrid'in en merkezi noktasına 6 dakikalık yürüme mesafesi. Bayıldım. Şimdi birazdan otele geçeceğiz. Saat 7 gibi buluşalım dedik. Oraya doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Yani o doğrultuda gidiyoruz. Umarım kolayca buluruz. Geldiğimiz yoldan gitmeyi istemedik. Başka patika bir yol vardı. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan gidiyoruz. Kafamıza göre takılıyoruz. Buraya gelirseniz eğer ihmal etmeyin. Geldiğim kilisenin adını gerçi bilmiyorum. Ama buradaki bütün kartpostallarda olan kilise diye sorarsınız. Deniz kenarında. Denizdeyim lütfen. Göl kenarında. Aynen. Ohrid Gölü kenarında. Herkese merhabalar. Üçüncü günden günaydın. Makedonya'dan nereye geçiyorduk? Arnavutluk. Arnavutluğa geçmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir saattir sınır kapısına bekliyoruz. Aslında otelden çıktıktan sonra rehberimiz dedi ki, yani bir yarım saat sonra pasaportlarınızı hazırlayın, sınır kapısında hazır olsun dedi. Biz dedik ki ne, şehir mi değiştiriyoruz? Yani Kayseri'den Nevşehir'e mi gidiyoruz? Bu kadar yakın mı dedik. Evet, yakınmış. Ancak sınır kapısına geçmek şu an çok sıkıntılı. Burada bayağıdır bekliyoruz. Minik arabalar, şöyle göstereyim, onlar otobüsle geçiyor ama otobüsler çok bekledi. Önümüzde bir otobüs vardı. Bu bayağı bekledi, hatta hala bekliyor. Biz de bekledik. Pasaportlarımızı aldılar. Hala gelmedi. Makedonya'ya giriş çok kolaydı Kosova'dan, hatırlıyorsanız. Ama buradan şu an Arnavut'la geçemiyoruz. Geçerik. Ödül etmem. Fuat oyun oynuyor zaten. Sıkıntıdan. Hadi. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Arnavut'la giriş yaptık. Uzun bir bekleme süreci oldu kapıda. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar bekledik. Ve o sürede Fuat'la biz bir oyun yarışı yaptık. Kim daha çok puan alacak diye. Blokları koy ve erit. Bu şekilde. Bana çok gelişmemiş bir ülke izlenimi verdi girdiğimizden sonra. Sanki böyle Türkiye'nin 1930-1940'lı halleri gibi köyler ve evlerin yapısı çok çok eski geldi. Yollar keza çok çok eski geldi. Arnavutluk, rehberimizin anlattığı
kadarıyla çevresindeki ülkelerle çok iyi geçinemeyen, Yugoslavya'ya dahil olmayan bir ülkeymiş. Fuat daha iyi dinledi. Bence burasını anlatabilir. Rehberimiz tam bir Yugoslavya ve Tito aşığı. O yüzden birazcık da ön yargılıydı. Biraz değil, fazlaca ön yargılı bir anlatımda bulundu. Rehberimize kalsa Arnavutluk şu an tam anlamıyla oturmuş bir ülke bile değil. Ülkenin yönetimini hala mafyalar sürdürüyor gibi bir anlatımı vardı. Çok fazla mafya olduğunu söyledi. Bence bu daha önceden de duyduğum şeylerle örtüşüyor aslında. Arnavutluk mafyası diye bir söylem duyduk tabii daha önce buraya gelmeden önce de. Ama şöyle bir durum da var. Şu anda girmiş olduğumuz bu Mola bölgesi, Mola yeri tesisi diğer ülkelerde işte girmiş olduğumuz bütün tesislerden daha iyi, daha bence yeni, daha kaliteli. Bence bu bir kıyas olamaz. Fuat'la şu an biz bu konuda çatışıyoruz. Fuat diyor ki rehberin ön yargısını hemen özümsedin. Onu özümsedin. Benimsedin, kabul ediyorsun diyor hani rehbere. Ülke içerisinde henüz sadece bir yoldan yarım saat kadar bir yol devam ettik. O da dağlardan, köylerin içinden geçen bir yol. Ama şu an Fuat'la çok çatışıyoruz ama diğer ülkedeki o köy girişleri bile çok çok iyiydi. Evet, orada şöyle bir fark vardı. Oradaki köylerde yaşayan insanlar hep Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da çalışıp buraya ev yaptırmışlar. Senede iki hafta geliyor sadece. Buradakiler de çalışsın, haklı diye bir bilgi verdi. Ben şu anda Arnavutluğu çok savunuyor bir konuma düşmeyeyim. Niye böyle oldun, öyle savunuyor oldun? Şehre girdiğimiz zaman gerçekten kötü çıkabilir. Ama şehre girene kadar... Başkentine dedi ki Tirana, orası çok turistlerin geldiği ve çok yoğun yatırım yapılan bir yer. Ancak sadece o bölgeye yatırım yapılıyor, diğer yerlere yatırım yapılıyor. Şimdi eldeki bilgilere bakalım. Eldeki bilgilerimiz şu. Rehberimize göre çok kötü bir ülkeye geldik. Olabilir, çıkabilir böyle ama sadece dağların içindeki bizim belki Karadeniz'in çok yüksek köylerine denk olan köylerini gördük. Evet, fakirdi. Bizim köylerimiz kadar fakirdi. Aynı düzeydeydi belki de. Girdiğimiz tesis gayet güzel, gayet temiz ve modern yapılı. Ve gideceğimiz şehir de öyle olacak. Bunu da rehberimiz de en başından söylüyor. O yüzden ben Arnavutluğa karşı o kadar önyargılı değilim. Şu an çok çatışıyoruz biz gerçekten. Bakalım size göstereceğiz. Gelişmiş bir ülke mi? Nasıl? Ben kendimi açıkçası şu an çok güvende hissetmedim. Hem girdiğim bu ülke yapısı neticesiyle hem mafyalar çok yoğun. İşte her yerde Mercedes göreceksiniz. Bu Mercedesler nereden çıkmış? İşte mafya gibi şeyler söyledi. Kendimi de çok güvende hissetmiyorum. İzlenimlerimizi devam edeceğiz. Amca hapşırdı, şimdi ona girdik, tam videoya giriyorduk. Arnavutluğun başkenti Tiran'dayız. Şehir turuna başladık. Önce bir rehberimizle şehri gezdik. Yine amca hapşırdı. Amcanın ciğerleri sağlam. Aynen. Videoya ikinci kez çıktı. Rehberimizle bir şehri gezdik. Zaten her şey birbirinin dibinde. Bir opera binası var, bir cami var Osmanlı'dan kalan. Sonra burada bir meydan var. Şöyle göstereyim, büyük düz bir meydan ve İskender'in heykeli var. Evet, orayı anlatacağız. Önce bir şehri gezdikten sonra karnımız açtı, yemek yiyelim dedik. Serbest zamana geçtik. Yemekte ben yine her zamanki gibi yanlış yemeği seçtim. Bir makarna söyledim, mantarlı. Fuat da 4 peynirli pizza yedi. Onunki daha güzeldi. İkisinin de resmini önce benimkini sonra Fuat'ınkini koyarım. Benimki gerçekten kötüydü, yiyemedim. Zaten
böyle asgari bir şekilde besleniyorum, çok yemek yiyemiyorum. Şimdi İskender'i anlatırsak bu da Fuat'a düşsün gene anlatma işi. İskender Paşa Osmanlı'da önemli yararlılıklar göstermiş bir asker, komutan. Gösterdiği başarıların sonucunda kendisine istediğin bir vilayette vali olabilirsin denmiş. O da hemen kendi memleketine vali olmayı talep etmiş. Osmanlı bu tufaya nasıl düşmüş bilmiyorum ama gelir gelmez burada zaten elinde bir askeri üste geliyor. Zaten buranın insanı. Gelir gelmez bağımsızlığını ilan ederek vali diye göndermişler. Bağımsızlığını ilan edip Osmanlı'ya karşı ayrılıkçı bir mücadeleye girişmiş. Hızlıcı gerçekten. Arnavutların şu anda en büyük milli kahramanları. En evet, büyük sevgi gösterdikleri. Onun da heykelini buraya yapmışlar zaten. Büyük İskender değil. Başka bir İskender. Bu hain İskender. Hain İskender, aynen. Şehire ilk ülkeye girerken hatırlıyorsanız videoda demiştim ki bana çok gelişmemiş bir yer gibi geldi. Evet, oralar hala aynı fikirdeyim öyle. Ama şehir Makedonya'ya göre oldukça gelişmiş. Yüksek katlı binalar çok fazla. Ama bazı yerlerde bence bu şehrin düzenini bozmuş. Mesela şu arkamdaki iki tane gördüğünüz. Birçok yerde bu şekilde yüksek katlı bina var. Hatta tarihi bölgelerin bakın hemen yanında da şurada gördüğünüz o dediğimiz cami, hemen onun yanında da inşaatlar var. Birçok yerde şantiye alanı var. Şu an inşaat gürültüleri geliyor. Bu beni mesela rahatsız etti. Yani şehrin yapısı tarihi yapıdan biraz uzaklaşmaya başlamış gibi. Bu şekilde şurada da Arnavutluğun bayrağını görebilirsiniz. Arkamızda gördüğünüz yapı temsili olarak Arnavutluk başkenti Tiran'da yapılmış küçük bir sığınak. Makedonya tarafından ülkeye girişte sınır boyunda ormanların içinde dahi bu yapılardan bolca yapılmış. Zamanında Yugoslavya ve Arnavutluk arasındaki sürtüşme döneminde Yugoslavya'nın başlatabileceği herhangi bir taarruza karşı savunma amacıyla bolca yapılmış. Bu sığınak da hem o sığınaklar döneminde yaşanan olayları anmak hem oradaki kayıpları anmak adına inşa edilmiş. Olaylar unutulmasın, zor günler unutulmasın diye yapılmış. İçerisinde de o dönemlerde kaybedilen özellikle sembol olan isimlerin resimleri mevcutmuş. Biz de şimdi girip inceleyeceğiz. Evet, ülkenin her yerinde özellikle girişte dağlık alanlarda ormanların içinde çok fazla bu alanı gördük. Yani çok etkileyici gerçekten. Şöyle bakarsanız korunmak amacıyla savaşan, uğraşan insanların fotoğrafları var. Çok etkilendim. Şu an her yerde, ülkenin her yerinde bu sığınma alanları mevcut. Yazarken Anieza ile tanıştık. Bize yerler tarif etti. Şurada yemek yiyebilirsiniz, buraya gidebilirsiniz diye. Çok tatlı bir kadın. Thank you. Thank you. Hello Türkiye. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Teşekkürler. Thank you. Bugün akşam ettik. Planımız dışında bir yere geldik. İşkotra'ya geldik. Burası da yine başka bir şehri. Arnavutluğun başka bir şehri. Planın dışında gelişti tamamen. Otele gidiyorduk. Zaman vardı. Saati 5 gibiydi. Rehberimiz dedi ki İşkodra'yı da gezmek ister misiniz? Ancak herkes 1 euro versin şoföre. Çünkü bu görevimiz dışında. Herkes tamam dedi. Kabul etti. Ben paraları topladım. 30 euro kabulüydü. 30'un üstüne de çıktık. Neyse şoföre verdik parayı. Bizi buraya getirdi. Burada da amacımız aslında telefon almaktı. Gezerken çünkü bir önceki şehirde çok uyguna telefon almışlardı. Biz de dedik Fuat için bir telefon alalım. Ulaştık. Çok da uyguna bir iPhone 14 Pro Max bulduk. Yaklaşık Türkiye fiyatının yarı yarısıydı. Yani hemen Türkiye'de hemen yarı yarı. 54 bin gibi tutarken burada 25-26 bin kadar tutuyordu. Yani vergisini ekleyince 32-33 bin liraya gelecek ama yine de aradaki fark oldukça ciddiydi. Sonra tam alıyordu. Rengi falan önemli değil dedi. Bir sadece mor vardı ama kredi kartı onay vermedi. Çünkü buranın para birimi lek. Yok ondan değil. Benim kredi kartımla veya lekle ilgisi yok. Adamın bankası problem çıkartmış. Hatta ben adamla konuştum. Hani başka mağazalarda bu sorun olmaz. Şu an benim POS'umla alakalı bir sıkıntı var. Ben orayı kaçırmışım çünkü. Biz İngilizce konuştuğumuz aynen, için aralara. Aynen ben sadece böyle izledim ne konuşuyorlar. Ne diyor? Fuat ne diyor? Deyip durdum devamlı. Ben de pazarlık etmekten çeviremediğim aynen için arada.
Ben de yani şu an bu şehri gezemedik gerçekten ama zaten çok aşırı farklı değil. Ben sana hemen bir iş kodratörü yapıyorum. Sus sokak var, bu sokak var, bir de o sokak var. İş kodratörü. Birazdan otelimize geçeceğiz. Günaydın. Bugün 3. günümüz. 4 da olabilir yoldakini saymazsak. 3 veya 4. Ben de şu an günler bile karıştı, hangi günde olduğumuzu şu an bilmiyorum. Çalışmamak gerçekten güzelmiş. Arnavutluk'tan çıktık. Çıkışımız girişimiz kadar zor olmadı. Yani yine bekledik ama belki 15-20 dakika beklemişizdir. Daha kolay oldu. Şimdi Karadağ'a geçtik. Karadağ gördüğünüz gibi bana bir Karadeniz anımsattı ama rehberimiz dedi ki buna aldanmayın. Karadağlar başlayacak yani, yeşillik sadece bu gördüğümüz alan kadar. Bugün bir Adriyatik Denizi'nin kenarına gideceğiz. İtalya'nın karşı tarafı oluyor. O yüzden böyle benim beklentim bir arttı. Fuat da heyecanlı. Şortunu aldı belki denize girerim diye ama hava buz gibi. 10 derecenin üzerinde bir sıcaklık görürsem atlayacağım. Buraya kadar gelmişken Adriyatik'e girmedik demeyelim. Ben de ayaklarımı kesinlikle denize sokarım. En azından Adriyatik'e girdim diyebilmek için. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek? Bugün turun en güzel günü olabilir. Dün böyle çok fazla gezemedik ve Arnavutluğu ben aşırı beğenmedim açıkçası. Yani güzel bir ülke ancak çok fazla bir beklentiniz olmasın gelirse. Para birimlerini de söyleyelim aslında, bak birçok ülke kendi para birimini kullanıyor. Yerel parayı cebinize alırsanız elinizde patlıyor. Gittiğin diğer ülkede geçmeyecek. Birçok yerde euroyu kabul ediyorlar. Küçük alışverişlerde euroyu kabul ediyorlar. O yüzden euro avantajlı. Bir de Türk kredi kartları küçük alışverişlerde, yeme içmede falan hep geçerli. O anlamda onlar için gerekli değil. Şu an Karadağ'da ama euro geçerli. Karadağ'ın para birimi euro. Telefon alırken ama kredi kartıyla vermiyorlar. Eğer telefon almayı düşünüyorsanız nakitle geleceksiniz. Fuat telefonda takılı kaldı şu an burada. Yok, telefon alamadığı için. Tura gelecek adam bilsin yani. Evet, şimdi bugünü de göstereceğiz size. Neydi burası? Saint Stefan. Aziz Stefan Manastırı. Aziz Stefan Manastırı'na geldik. Şu gördüğünüz yer yani cennetten bir yer gibi dünyada. O kadar güzel ki çok kısa bir süremiz var aslında burada. Bir 10 dakika geçirdik. Fotoğrafla geçti. Çok hızlı geçti. Bayıldım. Şu kesin. Bütün Balkanlarda rahipler, azizler kilise yapıyoruz, Tanrı adına yapıyoruz ayağına. Nerede bir güzel yer var, nerede bir manzara var, hepsine çökmüşler, kurulmuşlar. Evet, çok güzel. Bir de şuradan göstereyim size. Mükemmel bir yer. Herkes fotoğraf çekiliyor zaten şu an. Ve çok kısa bir süre zamanda durdu. Tamam, senin orada çekelim. Bir miniğimiz de var. Ya ben sana şeker ver yani. Turun yıldızı. Zeynep, el salla. El salla. El salla. El salla, el salla. Hadi. Evet. Müziği duyuyor musunuz? Yerel sokak sanatçısı bizim Türk grubu olduğumuzu anladı. Şu an Budva'dayız. Karadağ'ın bir şehri. Deniz kenarında. Eski bir kale içinde yerleşmişler. Şu an şehir kalenin dışına da büyüyor ama burası tarihi bir yer. Yani taş işçiliği gerçekten mükemmel. Karşımızdaki binanın üzerinde levhası duruyor. 9. yüzyıldan kalma. Orayı şöyle size göstereyim. Yani bin yıllık. Şu bina çok bin yıllık. Güzel. Şurada da kalenin görebilirsiniz bayrağı var. Muazzam. Şu ana kadar en beğendiğim şehir oldu Budva. Burayı yine göstermeye devam edeceğiz, sahilini de. Budva'nın sahilindeyiz. Size bahsettiğim yerde burası. Oldukça turistik ve farklı ülkelerden birçok insan var. Çok farklı diller duyuyorum. Gördüğünüz gibi. Eski bir yerleşimdi. İçerisi kale tarafı. Burası da şurada da görürsünüz inşaat alanlarının yoğun olduğu bir yer. Rehberimizin... Tam turistlik ve bana Ege Denizi'ni anımsattı. Ege bölgesini anımsattı. Yollar da o şekilde. Çok fazla zeytin ağacı gördük. Dolambaçlı yollar gördük. Böyle. Size bir de arka kameradan göstereyim. Şurası kale. Şehrin ilk kurulduğu yer, tarihi yerler. Şehir dışarı doğru büyüyor. Burası marina. Evet, inşaatları görüyorsunuz.
Bence çarpık bir yapılaşma var. Yani o tarihi yapısı bozulmaya başlamış. Ama yine de şirin gözüken bir yer. Beyefendi burada ördekleri besliyor. Çok da tatlı gözüküyorlar. Alo. Hello. Thank you. Beautiful. Kotor'a geldik. Kalesinin içindeyiz. Buraya Osmanlı Devleti hiç gelememiş. Burayı hep kendine bağımsız bırakmış. Farklı ülkelerin egemenliğine girmiş ama çoğunlukla Kotor burada kendi kendini idare etmiş çoğu zaman. Birçok burada kilise var. Hem Ortodoks hem Katolik kilisesi var. Çevreyi göstereyim şöyle. Eski binalar ve İtalyanlardan çok fazla esinlenmiş. Çünkü karşı taraf zaten direkt İtalya. Dağların eteğine kurulmuş bir şehir. Şurayı göreceksiniz ne kadar yüksek dağlar. Yine deniz kenarında, Adriyatik Denizi'nin kenarına kurulmuş bir şehir. Çok eski tarihi. Ve çok beğendim. Şu yukarıda da kale var. Gösterdiği bölgede de bir kale şurada. Ve orada küçük bir kilise var. Buradan yukarı oraya çıkış için özel bir rota oluşturmuşlar. 1350 basamakla çıkılabiliyor. Evet, bayağı dağlık, Karadağ. Kotor'un denize giden nehri burası. Buradan şöyle göstereyim. Denize ulaşıyor arka taraf deniz. Fuat. Kocaman bir gemi var. Bir şey değil mi? Bura nehir değil de körfez olabilir ha. Körfez sanmıyorum. Burada bina var. Orası komple dağ. Burada nehrin geleceği bir yer yok. Bence bu şöyle şey bir körfez. Küçük bir körfez içeriye doğru. Şimdi şu yukarıdaydık. Aşağı indik. Burayı da göstermek istedim sizlere. Birazdan Fuat denize girecek. Adriyatik'e gelip denize girmezsem, en azından ayağımı sokmazsam olmaz dedi. Bugün oraya gideceğiz. Insan. Bakalım. Haydi aslanım. Yüzeceğim dedi ve yüzdü. Fuat Adriyatik'te şu an kesin donuyordur. Rüzgar felaket esiyor. İyi bağırmadım vallahi. Bakalım ne kadar durabilecek. 26 Nisan Kotor'da suya girmek için çok erken. Acayip soğuktu su. Ama gelmişken Adriyatik'te de yüzmedim donan. Çorap izi de var orada. Çorap izi de var. Havluyu da 4 euroya mı aldın? 4 euro aldım. Aynen. En ucuzu 4 euro. En pahalısı 12 euroydu. Bak ablam da girdi. Bak bir tane de ablam girdi şimdi suya. Akşam ettik. Gördüğünüz gibi aşırı yorgunum. 5,5 saatlik bir yoldan geldik. Yeni girdik, otelimize yerleştik. Birazdan akşam yemeğine ineceğiz. En son Kotor'da kalmıştık. Oradan sonra yola çıktık. Hiçbir yeri görmeden, ülkede değiştirerek Bosna Hersek'e geldik. Şu an Bosna Hersek'in bilmediğim bir şehrindeyiz. Adını hiç duymadım. Değişik bir telaffuzu var. Bunu öğrenince şuraya yazmaya çalışırım. Otele yerleştik. Herkesin cılkı çıktı. Bu turun en olumsuz yanı kesinlikle otobüsle yolculuk. Çünkü ülke değiştiriyorsunuz, sınır kapısında bekliyorsunuz, işte pasaport kontrolü oluyor vesaire vesaire. Yani otobüste zaman çok geçiyor. Ve şehirleri de böyle hızlı hızlı gezmeniz gerekiyor. Çünkü işte yola çıkacaksınız, belli bir sürede oraya gidiyorsunuz vesaire. Sıkış sıkış oluyor yani, anlayacağınız. Çok çok yorucuydu.
Yarın Bosna Hersek'te Mostar Köprüsü'ne gideceğiz. Saraybosna'ya gideceğiz. Bir şehir daha var. O da yine bilinmediğim, çok bilmediğim bir şehir. Öğrenince yine buraya yazmaya çalışırım. Bu şekilde yarın görüşürüz. 5. günden günaydın. Az önce Fuat bir kahkaha attı. Hemen orayı anlatayım. Şimdi Poçitel denilen bir yere geldik. Burası Osmanlı'nın yerleştiği ilk köymüş. Bir camiye gidiyoruz şu an. Şöyle çevreyi göstereyim. Evet, arkada da yabancı bir grup var. Kapıdan içeri girdiğimizde meyve satan bir teyze vardı. Beni gördü ve bana direkt Arabik dedi. No, Türk. Orada Fuat bir kahkaha attı tabii Arabik deyince. Şimdi burayı gezeceğiz. Buranın yukarısındaki camiye geldik. Dediğim gibi Osmanlı'nın yerleştiği ilk köymüş burası. Bir kalesi var şurada. Ve yine sulak bir alan. Nehir görüyor musunuz bilmiyorum. Şu aşağıda bir nehir var. Yine doğası güzel, yerleşimi güzel bir yer. Yukarıda kale var. Oraya çıkalım dedi Fuat. 25 dakikalık süremiz var. Çıkabileceğiz mi bilmiyorum ama şimdi bir yola koyulduk. Merdivenler. İnşallah çıkarız. Yukarıya kadar çıktık. Burası kubbesi olan yüksek bir yer. 3 katı var. Ben 3 katına kadar çıkamadım ama Fuat çıktı. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir atmosfer. Şöyle de göstereyim. Burası kale gibi, sur gibi bir yer. Ve arkada bir nehir var. Çok beğendik. Yolu çok dik, tehlikeli. İnerken çok dikkat etmek gerekiyor. Burada yaşayanlar savaş zamanları nasıl kaçmış buradan diye bizi düşündürdü. Yaşam burayı savunmuşlardır ya. Taş atsan yeter, silaha ihtiyacın doğru yok yani. Şimdi Sarı Saltık Tekkesi'ne geldik. Şurada gördüğünüz ya, içeri giriş ücretli, 5 euroydu kişi başı. Rehberimiz dedi ki içeride çok fazla görmeye değer bir şey yok, odalar var, ben sizi başka bir yere götüreceğim dedi. Şu karşı taraf yollara gittik ve tekkenin karşısından tekkeyi gördük. Gördüğünüz gibi bir nehir var, çok güzel. Sarı Saltuk da Osmanlı Devleti'nden önce buraya gelmiş, 300-400 yıl önce gelmiş ve İslamiyet'i buraya anlatan bir kişiymiş. Yani Osmanlı gelmeden önce de burası Balkanlar. İslamiyet'le tanışmışlar. Ben çok beğendim. Doğası zaten Karadeniz'e çok benziyor. Bir abi kızla hadi ya diyerek eşine, çünkü devamlı fotoğraf çekiniyor. Çok beğendim dediğim gibi. Kayalıkların arasında çok hoş bir yer. Şöyle şurayı da, kayalıkları da yükseltisini göstereyim size. Bu şekilde. Bir de arka kameradan şurayı size göstermek istiyorum. Yazın düşünür ya, biliyor musunuz buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu. Biraz sular yükselmiş, o yüzden masalar suyun içinde kalmış. Ben burada yazın böyle bir kahve içtiğimi, yemek yediğimi düşündüm. Çok güzel. Şöyle şuraya doğru da gidiyor. Şu an Bosna Hersek'teyiz. Birazdan Mostar Köprüsü'ne doğru yol alacağız. Doğası muhteşem. Karadeniz'de gideyim. Evet. Mostar Köprüsü'ne geldik. Türk bayrağıyla biri. Arkadaşlar ona bakmayın. Tarihi köprüdesiniz. Bu ne yapıyor bir dakika? Nasıl atlayacak buradan bilmiyorum. Nispetam ja tebi ja dođem. Nispetam ti ovde kazao. Samo malo ti čurni, jel čisto odma. Ay, devaz mı geçtin? Dedi önce bahşiş topluyordun. Ay, de heyecan yarattın. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Bakar mı? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Valla çok hiç beklemediğim bir anda. Ayaçık var. Ankara Spor.
Mostar Köprüsü'nden. Ne izliyor şu an? Hiç beklemiyordum atlayacağını. Mostar Köprüsü'ne geldik. Az önce göstermiştim, biri atladı. Tesadüfen denk geldi atlayışı da. Burası da Osmanlı döneminden kalan şu gördüğümüz köprü yıkılmış. Sırplar mı yıkmıştı? Hırvatlar kasıtlı topçu ateşiyle birlikte yıkıyorlar köprüyü. Sonra ben tekrar yapılmış, yani geçmişten kalan bir köprü değil ama aynı mimariyle yapılmaya çalışılmış bir köprü. Maalesef üzüldüm ama ortam çok güzel. Köprünün yapım bütçesinde ise Dünya Bankası 4 milyon dolar bağışlamış. Hollandalılar 3 milyon dolar bağışlamışlar. Hırvatlar 260 bin dolar ceza ödemişler. Türkiye'de 1 milyon dolar kadar bağışta bulunmuş. Yani sonra ben tekrar yapılmış köprü. Tarihi gibi duruyor ama değil, yani yakın zamanda yapılmış. Bosna Hersek'te bir iç savaş çıkmış. Kaçlı yıllardı? 1993 olması lazım. 90'lı yıllar. Ve bu şehir harabe olmuş. Birçok yerde silah izleri var, duvarda mermi izleri var, delik deşik. Ve birkaç bina restore edilmemiş. Buralar unutulmasın, anılsın, hatırlansın diye. Yani şu an evet çok güzel gözüküyor. Şehre giriş çok güzeldi. Ancak harabeye de dönmüş, bir zaman aralığı varmış. Çok üzücü gerçekten. Yani aynı yerde yaşayan ulusun iç çatışmaya girmesi, birbiriyle kan dökmesi çok üzücü. Bu hangi nehirdi? Bu nehrin adı ne? Nehrin adı ne? Mostar Köprüsü'nün altındaki nehir. Mostar Köprüsü'nün altındaki nehir diyoruz. Adını bilmiyoruz. Oraya düştüm. Çorabım. Ayaklarım ıslandı. Ayakkabım hep ıslak ve gezeceğimiz daha çok yer var. Nehre düştüm derken düştüğün yeri de göster. Şuraya düştüm aslında. Basit ve küçük bir yer ama ayağım cumburlop oldu. Ve Mostar Köprüsü'nün bulunduğu yere dair son anlatacağım şey, bu gördüğünüz taşlar kışın ayağı kaydırmadığı için yazın da böyle masaj etkisi yapsın diye yapılmış. Ben gördüğünüz gibi ıslanmış bir halde gidiyorum. Burası da iç savaş döneminde hasarlanmış bir bina, yapmamışlar. Hani söylemiştim ya, anı kalsın, bunlar unutulmasın, bu yaşananlar. Bosna'da yaşayan halk kardeştir, birbirini unutmasın diye restore edilmemiş bir bina. Yine 2 saat yola çıktık, Saraybosna'ya geldik. Beklediğimden çok çok büyük bir şehir. Böyle İstanbul havası var, Anadolu havası da var Osmanlı eserlerinden dolayı. Şimdi size anlatmaya şuradan başlayacağız. Burada sönmeyen bir ateş var. Fuat'a da veriyorum. Nazilerin saldırıları döneminde Tito'nun önderliğinde bir araya gelen ve şehri savunan Sırp, Hırvat ve Müslüman grupları, partizanlar şehri Nazilerden korumayı başarmışlar. 6 Nisan 1945 yılından bugüne kadar bu ateş o dönemde kaybedilen insanları anmak için yanıyor. İç savaş döneminde bile yalnızca 2 gün bu ateşi söndürmüşler. 2 gün altyapısını sürdürememişler. İç savaşta bile ateşin yanması devam etmiş. Yani bu şöyle insanlar göstereyim. O dönemdeki verilen mücadelenin karşılığını vermeye iç savaşta bile devam etmişler. Sönmeden yanıyor. Şimdi de başka yerleri anlatmaya gidiyoruz. Bu arkamda gördüğünüz yapı bir kilise ve Katolik kilisesi. Aynı zamanda Ortodoks kilisesi var, cami var, hepsi bir arada. Ve bunun yanı sıra sinagog da var. Yani bütün bu dinleri bir arada bulunduran ve hepsi birbiriyle hoşgörü içinde yaşayan insanları bulunduruyor. Yani bir metropolis bir şehir. Bu anlamda İstanbul'a da çok benziyor. Şurada şunu göstermek istiyorum size. Bir kan lekesi var. Boyayla yapmışlar aslında ama buranın anlatımı da Fuat'ta. İç savaşta bombardıman sonucunda can kaybı yaşanan noktaları şehrin birçok noktasında var bunlardan. Bu şekilde anıtlaştırmışlar. Yere kan lekelerini simgeleştirmişler ki tekrar iç savaş yaşanmasın, insanlar bu bilince sahip olsun diye.
Bunlara isim olarak da Saraybosna'nın gülleri demeyi tercih etmişler. Şöyle bir kere daha göstereyim. Birçok yerde var. Şehrin yapısını şöyle göstermek istiyorum. Burası Avrupa tarzında bir mimarisi olan sokak. Bunun devamında, tamamen aynı sokağın devamında bir noktadan sonra Osmanlı mimarisi başlıyor. Yani Osmanlı buradan gittikten sonra Avusturya Macaristan Krallığı burada yeni bir yapı oluşturmuşlar devamında. Gördüğünüz gibi ben İstanbul'a çok benzettim. Hem çok kalabalık hem insan tipleri olarak çok farklı tiplerde insanlar var. Yani birçok ülkenin insanı burada yaşıyor belli ki. Ve aynı zamanda turizm yeri zaten. Şimdi birazdan Osmanlı'nın olduğu yeri de göstereceğim. Osmanlı mimarisiyle Avusturya Macaristan mimarisinin tam sınırı olan noktadayız. Buradan sonrası Osmanlı mimarisiyle yapılmış olan kısım. Buraya böyle bir şey koymuşlar. Bugün hangi tarafa gideceğim konusunda kararsız kaldığında bunu çevirip doğu ya da batı yüzünüz hangi yöne döneceğinize bununla da karar verebiliyorsunuz. Şimdi biz bize bugün doğu çıktı. Şimdi biz Osmanlı yönüne gidiyoruz. Buradan hem sağdan hem soldan akan bir su var. Tam Osmanlı mimarisinin önünde. Soldan içince buraya, bu şehre geri dönüyormuş. Sağdan içince ise kısmetiniz açılıyormuş. Şu an buradaki arkadaşların çoğu sağdan içmeye çalıştılar suları. Burası da Osmanlı mimarisinin olduğu asıl yer. Cami var. Karşısında bedesten var. Ve vakıflar var. Burada Hüsrev Paşa yaptırmış. Burayı Osmanlı zamanında buranın valisiymiş. Burada halk üstünde çok güzel bir intiba bırakmış ve herkes saygıyla anıyormuş. Şurada da onun türbesi var. Gördüğünüz gibi hem Osmanlı mimarisi bir arada hem Avrupa'yı yapılar bir arada ve cami, kilise, sinagog hepsi burada yer alıyor. Ben gerçekten çok etkilendim. Böyle saygı içinde yaşamak her yerde mümkün olsa keşke. Burası da aynı sokağın üzerinde Osmanlı tarafı. Gördüğünüz gibi bizim mimarimize göre planlanmış, tasarlanmış klasik bir mimari. Diğer tarafa geçtiğinizde modern yapıyı görebiliyorsunuz. Şimdi geldiğimiz yer ise Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yer olarak anlatabiliriz. Burada Kral Ferdinand öldürülüyor. Burayı Fuat daha detaylı anlatabilecek galiba sizlere. Bu noktayla ilgili rivayet edilen o gün Franz Ferdinand'ın şoförünün yolları karıştırdığı, burada o dönem bir pastane var, kafe gibi bir yer var. Önünden iki kez geçtiği, herhangi bir olay olmadan geçtiği, üçüncü geçişinde ise durup yol sormaya çalıştığı rivayet ediliyor. O yol sorma sırasında da kafede oturan üniversite öğrencisi bir gencin kalkıp Franz Ferdinand'ı ve eşini vurduğu anlatılıyor. Yani olay bu şekilde gerçekleştiyse rastlantısal bir olaydan ziyade kurgulanmışa benziyor. Şöyle şurada da eski o döneme ait bir köprü var zaten. Gördüğünüz gibi o döneme ait resimler. Arka kamerayla göstereyim. Buradaki resimler o güne ait resimler. Şöyle 3 tane var. Burada saraydan çıkarkenki hali, burada arabaya bindiğinde ve şurada da katilin yakalanma anını resmetmişler. Tamamen orijinal. Ve şurası da katilin ateş ederken bulunduğu konum, yani ayak izini de buraya koymuşlar. Bugün son olarak burayı göstereceğim. Şehrin ortasında bir nehir geçiyor ve şehri ikiye bölüyor. Sol tarafında, şu tarafta gördüğünüz taraf şu an Hırvatların yaşadığı. Bu tarafta gördüğünüz taraf da Müslümanların yaşadığı şehir olarak ikiye bölünmüş. Biliyorsunuz burada bir iç savaş yaşandı. Daha öncesinde halk bütün halinde barış içinde yaşarken iç savaşla beraber işte 1992-93 sıralarında ikiye bölünmüş halk. Şu an yine tekrar barış içinde yaşıyorlar ama o olayda şehri ikiye bölmüş. Şurada gördüğünüz büyük bir bina var. Burayı belediye binası olarak kullanıyorlarmış. Şu karşıda da gördüğünüz yeşil yapı aslında belediye binasının olduğu yerdeymiş. Orada oturan
kişi çok 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 zenginmiş ve devamlı onun bulunduğu arsayı istiyorlarmış belediye binası yapmak için. O kişi de 2-3 sene dayandıktan sonra demiş ki evimin tuğlalarını tek tek sökün ve karşıya yapın. Bunu yaparsanız tamam arsamı satıyorum demiş. Şu binayla bu yer değişmiş. 6. günden Belgrad'dan merhabalar. Şu an saat akşam 5-6 sularındayız. Çok geç günaydın diyemedim. Aslında demeyi çok isterdim. Sabah erkenden yola çıktık. Tahmini 5 saat kadar yol yapacaktık ama bu 8 saati buldu ve akşam üzeri Belgrad'a geldik. Daha yeni gezmeye başladık. Belgrad'da rehberimiz eşliğinde gezi yapamadık. Çünkü zamanımız çok kısıtlı olduğu için bizi bıraktı. Şuraya şuraya gidebilirsiniz dedi. Şu an bir böyle meydan kale tarzı bir yerdeyiz. Tarihini sorarsanız inanın ben de bilmiyorum. Bunu bugün akşam gittiğimde araştıracağım. Çok güzel bir yer ama büyük bir park var içerisinde. Şurada şöyle gördüğünüz bir kale var. Otelimize normalde akşam saat 6 gibi, 6.30 gibi gidecektik. Ama şehirde çok az bir vaktimiz olduğu için rica ettik rehberimizden. Bizi erken bırak, hatta buradan taksiyle geçelim biz otelimize dedik. O yüzden şu an serbest bıraktı bizi. Şehirde tamamen kendimiz gezeceğiz. Ama dediğim gibi hiçbir bilgimiz yok bu şehre dair. Biraz internetten araştırma yaparak öğreneceğiz galiba. Biraz macera. Evet, biraz macera olacak. Taksiyle döneceğiz otele de ve dedi ki taksiler İstanbul'daki taksiler gibi. Yani size fazla fiyat verebilirler turist olduğunuzu anlayınca. Zaten beni görüyorsunuz esmerim. Herkes bana Arabik diyor. Direkt turist olduğum belli yani. Şehrin devamını anlatmaya çalışacağım. Akşam yemeğimizi yedik, bir Türk restoranında yedik ve ilk defa karnım doydu. Buraya gelecek olanlar, şunu unutmayın, gerçekten Tur'un yemekleri Türk damak tadına çok uygun değil. Şimdi Tuna Nehri'nin kenarına geldik. Nehir boyunca yürümeyi planlıyoruz arkadaşlarla. 5-6 kişiyiz, şöyle nehri size göstereyim. Böyle güzel bir nehir. Bir şarkı vardı, Tuna Nehri akmam diyor. Hatırladınız mı? O şarkı canlanıyor şu an benim kulağımda. Şimdi böyle bir yere denk geldik. Çok beğendim. Rus bayrağı var. Rus sarayını da görebilirsiniz demişti rehberimiz. Şurada da bir heykel var. Bunların hepsini araştıracağım. Ne olduğunu, tarihi bir yere çok 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 benziyor. Ve şurada gördüğünüz siyahlı bir adam var. Görüyor musunuz? Şurada. Bence bir polis. Bir şey o kulaklık takmış, herkesi inceliyor, beni tedirgin etti açıkçası. Herkese dik dik bakıyor. Burası da... Buyurun. Burası da parlamento binası. Çok şaşalı, çok renkli ve ben bu yeşil rengi çok seviyorum. Karşıya geçmek yasak. Görüyor musunuz bilmiyorum. Teller var, engeller var. Yani normal bunun olması da. Nikola Tesla için yapılan bir binanın önündeyiz. Burayı çok aradık. Ara sokaklarda bir yer, daha şaşalı bir yer bekliyordum ama. El salla Tuğba. Tuğba fotoğrafını çekildi. Çok beklediğim gibi bir yer çıkmadı. İçerisi müzeymiş. Ama şu an giremiyoruz. Son günümüzden merhabalar. Yarın yola çıkacağız. Bugün Üsküp'e gideceğiz. Makedonya'nın başkenti. Dün Sırbistan gezimiz güzeldi. Gerçekten ilk başta yani çok fazla yol gittik. Bu biraz enerjimizi düşürdü. Gezemeyeceğiz mi buraya acaba diye ama akşam gerçekten güzel bir şekilde gezdik, dinlendik. Bugün şimdi Üsküp'e doğru yola çıktık. Şurada gördüğünüz yeşil otobüs mavinin arkasındaki bizimki. Bir dinlenme tesisindeyiz. Üsküp'e doğru yol alıyoruz. Otobanın üstünden gidiyoruz. O yüzden böyle çok virajlı yollar olmadığı için aslında bugün kolay geçiyor yol. Düne göre çok çok iyi. Dün yollar hep virajlıydı. Belgrad'a gelene kadar mahvolduk. Ben biraz uyukladım belli mi bilmiyorum. Şimdi bir lavaboya gidip geldim. Çok fazla otobüs var. Herkes burada mola veriyor. Çevrede başka yok mu bilmiyorum. Üsküp bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Üsküp'te en beklentimin yüksek olduğu yer orası olabilir. Niye bilmiyorum ama orayı güzel bekliyorum. Bakalım. Kader kısmet.
Sınır kapısından yürüyerek geçiyoruz. Bunu yapmam şu an yasal olmayabilir ama Sırbistan'dan Makedonya'ya yürüyerek geçtik. Pasaportlarımız elimizde. Üsküp Çarşısı'nı geziyoruz. Şurada bir yemek yedik. Adı Destan. Asla yapmayacağım bir şey yapıyorum. Şu an asla buraya gelmeyin. Neden derseniz şöyle göstereyim size de neresi olduğunu anlayın. Yaklaşık 6 kişi bir yemek yedik. 2'şer çift vardı. Hesabı 3'e bölün dedik ve bölmediler. Ya hep çok agresif bir şekilde hayır toplu ödeyeceksiniz. İşte bölemeyiz falan yaptılar böyle. Kesinlikle hiç şey yok böyle. Ticari ahlak yok. Çok çok sinirlendim buraya ve bize sinirlendikleri için ikramları da az verdiler. Gelmeyin buraya. Ve aynı köftecinin yan tarafında şöyle bir trileçe yediğimiz yer var. Aşırı beğendim. Buranın satışı da güzel. Buraya kesinlikle gelin eğer gelirseniz. Çok 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 lezzetliydi. Çok eski bir dükkan ama mükemmel. Üsküp'ün meydanına geldik. Burası en fazla heykelleri gördüğümüz yer olabilir. Şöyle bir döneyim etrafımızı. Şurada gelin var. Görüyorsunuz şu an bir düğün fotoğrafı çektiriyorlar. Arka taraf full heykel. Oralara gideceğim birazdan. Evet, buranın tarihini yine bize Fuat anlatacak. İskender, Büyük İskender Makedonya doğumlu bir insan ama kendisi karakter olarak, yaşadığı hayat olarak Yunanistan tarafında olan bir insan. 2013 yılında buradaki hükümet Büyük İskender'i bir sahiplenme girişiminde bulunmuşlar. Böyle bir karar vermişler. Ve bu kapsamda da bu heykelleri yaptırmışlar. Şimdi Büyük arkamızdaki İskender heykelde en üstteki Büyük İskender'in babası 2. Filip. 2. sırada alttaki kişilerin birisi Büyük İskender, birisi babası 2. Filip. Aşağıda suyun altında oturan ailede ortadaki Büyük İskender, yanındaki babası 2. Filip, diğeri annesi. Yani devamlı Filip, Filip, Filip böyle İskender. Böyle döndüğümüz zaman şuradan arkamızda görülen bir heykel grubu var. Önce annesinin hamileliği, sonra İskender'in bebekliği, sonra çocukluğu var. Daha ileriye gittiğimiz zaman da Büyük İskender'in kendi heykeli var. Yani kültürü çalmışlar ve devamlı Büyük İskender Filip, Büyük İskender yani, Filip var. Şurada bir dönümlük arazi içerisinde 5 tane İskender var. Şuradan gelinimize de mutluluklar dileyelim. Şu an YouTube'da olduğundan habersiz. Poz vermeye çalışıyor. İnşallah mutlu bir evliliğimiz olur. Evet, tam görüntü yabancılara ait. Şurayı da size göstermek istiyorum. Gelin ve damat fotoğraf çekiminde hiç gülmüyorlar. Çok dikkatimi çekti. Aşırı ciddiler. Suratlarına bakar mısınız? Neden evleniyorsunuz? Mutlu olun. Niye gülmüyorsunuz? Aşırı ciddiler. Evet, dediğim heykeller biri burada. Diğeri de burada. Her yerde heykel var. Ve burada bir arkadaş. İnsanları eğlendiriyor. Şimdi bir taş köprüden geçiyoruz. Burası Osmanlı eseri bir yermiş. Sağlamlığını ve o yapısını koruyan bir yermiş. Alttan nehir geçmiyor ama bu köprü burada duruyor. Belki de önceden geçiyordur. Şu an bunun hakkında bir bilgim yok. Nehir yok dedim ama nehri gördüm. Yani ben bir şey diyorsam hemen bana inanmayın. Vardar Nehri. Vardar Ovası diye bir türkümüz var biliyorsunuz. Evet, bu nehir o nehirmiş. Yine burada da bir heykel var. Şimdi köprüden karşıya geçiyoruz. Ben önce ne diyorsam bana hemen inanmayın. Sonradan doğrusu çıkıyor ortaya. Yağmur başladı. Biraz gezimiz... Yağmur başladı. Yağmurla beraber geziyoruz. Şimdi şunu söylemem gerekiyor size. Burada gördüğünüz bütün bu binalar, bütün heykeller son 20 yıl içinde yapılmış. Yani hiçbiri tarihi değil. Görüntü evet biliyorum tarihi gibi duruyor ama tarihi
olmadığı için açıkçası beni çok fazla etkilemedi. Yani şey dedim, Üsküp'e niye geldik dedim gerçekten. Sadece Osmanlı mimarisinin olduğu bu çarşı tarafı, yemek yediğimiz taraflar, tarihi yerler, o da çok büyük değil gerçekten. Yeni şehrin kurulduğu yer 1963 olması lazım yanılmıyorsam. O tarihte bir deprem olmuş. Depremle beraber birçok yer yıkılmış ve eski şehir ve yeni şehir olarak bu yeni yapıların bulunduğu yer sonradan yapılmış. Bu sebeple eski gibi gözüken binalar var. Tarihi gibi duruyor ama değil. Şimdi şu köprüye bakın. Dönüp dolaşıp aynı yerlere geliyoruz ama her yer heykel. Şurada 50 tane vardır. Karşıda da bir köprü var. Orada da yine heykeller var ve hepsi birbirinin aynası. Çok tarihi bir yer gibi duruyor değil mi? Ama çok yeniler. Son günümüzden merhabalar. Son sınırımızı da geçtik Kosova'dan. Şimdi yine yürüyerek geçtik. İlk gün hatırlıyorsanız dedim ki buradan hiç pasaport kontrolü yapmadan geçtik. Bu nasıl bir ülke? Çok şaşırıyorum şu an dedim. Şimdi girişimiz yok ama çıkışımız için bir kaşe vurdu. Bütün gezimizi bitirdik. Sorarsanız Balkan turuna gidelim mi diye. Evet, otobüsle Balkan turuna gidebilirsiniz. Bence en kolay yolu buraları gezmenin, bu kadar ülkeyi, bu kadar şehri gezmenin en kolay yolu turla. Ve içlerinden seçeceğiniz, beğendiğiniz ülkelere sonradan tekrar daha ayrıntılı bir gezi yapabilirsiniz. Şu an evet buraya bir kere daha geldim ama bir kere daha turla gelmem. İçlerinden çok sevdiğim Kotor, Budva ve Ohrid. Bu üç şehri çok beğendim. Sonradan tekrar buralara gezmeye, daha ayrıntılı gezmek için gelebilirim. Videom böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videoları görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Hatta bir haftalık bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.